Tamam. Yemesene oğlum şunu ya. Yanmış kömür gibi olmuş. Kıza yaranacağım diye sende. Ne var ya? Bir tek dışı yanmış. İçi gayet güzel. Hem sen biraz önce o çiğ karidesleri yerken... Sen ne ima ediyorsun ki bana? Hangi kısmını? Ben karidesi çok severim oğlum. Yeter be. İma ima. Yetti yani. Ayrıca biz ne alaka? Tamam. Yani ikimiz de bekarız. Siz bizi birbirimize yakıştırıyorsunuz ama... biz öyle bir durum yok zaten. Ne var işte. Tam tersi aslında. Yakıştırmıyoruz ondan. Sen şimdi arkadaşına beni layık görmüyor musun? Yok ya, yok öyle demek istemedi o. Yok, ben onun ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama zaten bir sıkıntı yok. Yani bizim zaten öyle bir derdimiz yok. Öyle bir tavrımız da yok. O yüzden sıkıntı da yok. Yataklar hazır. Herkes hayırlı geceler. İkinizi de boğacağım. İkinizi de boğacağım. Anlam ya. Fırat, ay inanmıyorum. Gerçekten ne söylemedim? Durum düşünmeden farkı var. Söylemedim, ağzımdan kaçırdım. Ay, ah. Nasıl böyle bir şey kaçırabilirsin? Ama ben sana bir şey söyleyeyim. Bu kızda bir şey var. Ben çok iyi tanırım onu, bir şey var. Normalde böyle değildir, lafı ağzımıza tıkar. Seviyorum size ne der. Ama net değil. Kafası net değil. Bunların ikisi de net değil. Yani ne bileyim, belki bizim düşündüğümüz gibi bir şey yoktur aralarında. Ama abi onlar da yani var ya, kıkır kıkırlar. Sen de sürekli laf söylüyorsun. Hep bir şey ima ettin, sinirlendin. Ben ne dedim ya? Zahmet biraz konuşabilir miyiz? Zahmet yapma böyle. Yorgunum Deniz Hanım. Uyuyacağım. Yapma ne olur ya. Sana olan duygularımı biliyorsun, yapma. Senin bu aşk meselelerinde daha kırpırın ekmek yemem lazım. Bak şimdi inip açıklayabilirim her şeyi. Gerçekten ben boş bulundum, ne alakayı öyle söyledim. Biliyorsun, yapma. Halen haklı. Senin o boş bulunan dudakların da haklı. Bizden bir cacık olmaz. Şimdi müsaadenle ben biraz uyuyayım. İyi geceler. Aşık olunca gün gitmiyor insanın kafasına işte. Bir kendi hayatına baksana sen. Ne bekliyordun ki yani? İlk verdi lastik patlattı kız işte. Ne alaka dedin? Bulsun arkadaşına cillof gibi bir koca narin de görsün hayrını. Peki ben ne yapacağım arkadaş? Deniz olmadan ben ne yapacağım?
Günaydın. Günaydın. Şey, ben bir çay alabilir miyim? Koyayım ben. Sermet Bey gece aradı. Sabah uyanınca beni merak etmesinler. İşim çıktı. İstanbul'a gidiyorum. Sabah söylersin dedi. Sermet Bey gitti mi şimdi? Evet. Keyiflerine baksınlar. Hiçbir şeylerini eksik etme dedi. Siparişi de verdim. Birazdan getirirler. Kahvaltı da hazır olur. Teşekkürler. Lan şunu. İçsene oğlum. Abi ayıltma beni. Ali, benim asabımı bozma. Ayılacaksın, adam gibi bana derdini anlatacaksın. Gerizekalı. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Zafer'e ne yaptınız? Zafer ne abi ya? Aşk olsun baba. Ben diyorum ki, içim diyorum, yanıyor. Sen bana Zafer diyorsun ya. Ali, ne içirdiniz lan buna? Ne içti lan? Abi o çok içti. 1,5 büyük içti. Onu bırak gitsin, yansın, dinlensin abi. Komada gibi bir şey şu anda. Zafer olayını ben izah ederim abi. Evet, ben onu alacağım, getireceğim bir kaç saat. Kalk! Kalk! Siz de dinleyebilirsiniz, sonra konuşacaksınız. Oh, şimdilik biraz üzgün. Yatağın altına hasta bezi falan serin. İşemesin altına. Abi, şimdi biz bu Zafer'i aldık. Ali abi aradı, alın götürün dedi. Ondan sonra bir temiz okşadık bunu. Sonra da mekanda bıraktık, geldik. Mekanda bıraktınız değil mi? Evet abi. Ali abi aradı. Tamam dedi, yeter dedi dövdüğünüz. Biz de çıktık geldik abi. Allah Allah. Efendim Deniz. Niye gittin? Gitmem gerekiyordu, evde problemler vardı. Dönmeyecek misin? Ali'nin bir sıkıntısı var, onu halletmeye çalışıyorum. Ali niye iyiydi? Takma sen, siz keyfinize bakın. Ben bakacağım durumlara. Sermet, gelmen gerek. Niye? Çünkü ben sabah kalkıp seni göremeyince çok kötü oldum. Yani Deniz, böyle manasız bir gerginlik yaşadık. Öyle yani Zafer mafer çözemedim ben işi. Ben ondan bahsetmiyorum. Konuşmamız gerek, bizim. İkimizin konuşması gerek. Sen en başından beri bana çok mesafelisin. Ben senin duygularından emin olamıyorum. Sen bir de üste çıkıyorsun zeytinyağı gibi. Zorla, sanki benim isteğimle yapıyor gibisin. Bir adım bile atmadın. Seni oraya kim davet etti Deniz? Sen beni öpmedin bile. Ya bismillahirrahmanirrahim Deniz. Böyle elimden tutup gözümün içine bakıp seni seviyorum demedim bile. Deniz. Esas. Sensin beni yanına yakıştıramayan, sensin beni sevmeyen. Ya ben senin niye istemeyeyim yani? Sen biliyor musun ben senin için ölüp bitiyorum? Nasıl ölüp bitiyormuşsun? Bayağı işte ölüp bit yani nasıl ölüp bittilirse öyle ölüp bitiyorum. Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. O yüzden mi her defasında benden kaçıyorsun? Tamam, akşam geleceğim ben. Şuradaki işleri halledeyim. Tamam. Ben seni camda bekliyor olacağım. Bay bay. Vay arkadaş, ben ölmüşüm bitmişim, benim ağlayanım yok ya. Ya şu halimize bak yani, yarım saniyede yelkenleri indirdik aşağıya. Bu kadar derdin arasında bana söylettiğin laflara bak Deniz ya. Kimi bekliyor olacaksın canlı? Aşkımı, sevgilimi, Sermet'i akşama kadar yolunu gözleyeceğim. Tamam anladım. Dalga geç sen. Uyuyor mu Sermet? Yok, gitmiş işte. Telefonda ona diyordum camda bekleyeceğim diye. Ya tamam Deniz, anladık. Espri, ima falan yok artık. Boşuna kırıyoruz zaten adama. Ay! Yeter be!
Aşığız kızım biz. Birbirimize deli gibi aşığız. Seviyoruz birbirimizi. Bil kurtul. Yeter. Aa. Ne düşündüğünde umurumda değil. Ya ne diyorsun be? Çıkartma. Ne diyorsun? Delirdin. Anladık tamam. Yaptık bir hata. Özür de diledik. Gönlünü de aldık adamın. Benim için sonsuza kadar kapandı bu konu. Yeter uzatma Allah Allah. Hadi ya karnım aç benim. Hadi nerede Sermet? Uyanmadı mı? Fırat nerede? Kalkmadı mı? Fırat! Sermet! Kalkın hadi ya. Aşığım diyorum aşık. Allah Allah. Sermet! İnanmadım. Fırat! Kızım! Aşığım aşık! Duyuyor musun sen beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.